Yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışan vatandaşı bekleyen bir diğer tehlike de stagflasyon mu? Uzmanlar uyarıyor, Türkiye sonbahardan itibaren stagflasyonun etkisine girecek. Peki stagflasyon tam olarak ne anlama geliyor? Vatandaşı bekleyen tehlike nedir? Kısa, orta ve uzun vadede ekonomideki muhtemel sonuçları konuşacağız. Uzun soluklu sansürsüzün yayın akışının içerisinde elbette siyasette olanlara da bakacağız ama önceliğimiz her hafta olduğu gibi vatandaşın gündemi olduğu için ekonomi ile başlayacağız. Şimdi mecliste kavga. Dün akşam Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe sahasında ayrı bir kavga. Toplumda ayrı bir kutuplaşma, farklı farklı kavgalar. Peki bu kavgalar bize ne söylüyor? Toplumsal ve sosyolojik sonuçları ne olabilir bu gerginliğin? Yine programımızın içerisinde konuşacağımız önemli konu başlıklarından bir tanesi olarak kayıtlara geçecek efendim. Yine çok güçlü, yine çok kalabalık bir kadroyla bu akşam 5 saat boyunca siyasetin ve ekonominin sıcak başlıkları için birlikteyiz. Hemen takdim etmek isterim. İstanbul Stüdyo bu akşam hayli kalabalık. Sağ yanımdan itibaren sevgili Yavuz Değirmenci siyasetçi, hoş geldiniz. Hoş Yavuz bulduk. Bey. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Naim Babiroğlu. Naim Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sosyolog, araştırmacı sevgili Semih Turan, hoş geldiniz. Hoş Semih bulduk. Bey, teşekkür ediyoruz. Uzun zaman sonra sizinle böyle göz göze yan yana olmaktan çok keyif aldığımı belirterek başlamak isterim. Sağlığınıza kavuştuğunuzu görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Çok kıymetli hocam, Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi, profesör, siyaset bilimci Mithat Baydur hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mithat çok hocam. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizi çok iyi gördüm ve çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Ve sansürsüzün değişmezi siyaset bilimci doçent doktor Can Kakışım. Hoş geldin Can. Hoş bulduk sevgili Sinan. Çok teşekkür ediyorum ve uzak bağlantıyla Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker an itibariyle yayınımızda. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Herkese selamlar. Bizden Mithat de. Geçmiş olsun, sanırım aynı gün bıçak altına evet, yattık kendisiyle. Siz eş zamanlı rahatsızlandınız. Evet. Yavuz'u da unutmayalım. Evet. Yavuz da o aralar yine bir bıçak altına yattı. Çok geçmiş olsun diyorum. Hep sağlıklı ve inşallah huzurlu görelim. Ben de aynı zaman, belki de aynı gün olduk, bilmiyorum. Çok aynı yakın gün. Zaman dilimlerinde. Evet. Sizinle 3 Haziran. 3 Haziran. Aa, benimki 4 Haziran tamam, evet. Işte, Yavuz seninki kaçtı? 4 Haziran salıydı benimki. Evet. Hepinize gelmiş geçmiş olsun inşallah. Bana da geçmiş olsun. Ben de epey zor 3-4 gün geçirdim. Bir gribal enfeksiyon. Tüm izleyicilerimize de gerçekten kendilerine çok dikkat etmelerini salık veririm. Ciddi bir salgın tehdidiyle karşı karşıyayız. Ve yine sansürsüzün değişmezliği gazeteci büyüğüm. Halk TV.com.tr yazarı Fikret Bila da her hafta olduğu gibi uzak bağlantıyla katılıyorlar yayınımıza. Hoş geldiniz Fikret Bila. Hoş bulduk Sinem, iyi yayınlar diliyorum sana, Yavuz Bey'e, Cem Bey'e ve Mithat Hocam'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür. Fikret Bila. Şimdi efendim vatandaşın gündemi diyoruz. Bizim önceliğimiz her daim vatandaşın gündemi ve önceliği olduğu için bu haftada sansürsüze ekonomi başlıklarıyla başlayacağız. Şimdi bir stagflasyon tehdidinden söz ediyor uzmanlar. Ne demek? Ekonomik durgunluğun ve yüksek enflasyonun aynı anda etkili olduğu bir süreç. Ama böyle bir tehdit kapımızdayken zaman zaman da önemli verilere paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz sizlerle. Ne o verilerden bir tanesi gelecek yine ekranlarınıza. Yılın geri kalan ilk 6 aylık döneminde Cumhurbaşkanlığı korumalarına ait harcamalar bugün itibariyle paylaşıldı. Şimdi şöyle bir görelim. 2020 yılında 263 milyon lira olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ordusu 2021 yılında 306 milyon liralık bir masraf yaratıyor. 2022 yılına geldiğimizde bu rakamın 526 milyon Türk lirasına ulaştığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 2023 yılında 1 milyar Türk lirası harcanıyor Cumhurbaşkanlığının koruma ordusu için ve 2024 yılının sadece ilk 6 ayında harcanan para 1 milyar 113 milyon lira olarak kayıtlara geçiyor. Ama aynı dönemde emekli ve asgari ücretlilere yönelik olarak enflasyonu tetikleyebileceği endişesiyle zam yapılmıyor. Şimdi bu noktada bir Cem Toker'le başlamak isterim. Yılın ilk yarısı dikkat çekici boyuta ulaşan bir koruma ordusu masrafı ama emeklilere verilmeyen zamlar veya asgari ücretliye yapılmayan zam oranları ne dersiniz Sayın Toker? Cumhuriyet tarihinin en pahalı cumhurbaşkanı, Türk milletinin sırtına en büyük maliyeti yüklemiş bir cumhurbaşkanı. Yani geçmiş cumhurbaşkanlarının harcamalarını, masraflarını, bütçeye olan yüklerini karşılaştırdığınız zaman
dudak uçuklatıcı bir şey var, fark var arada. Ve Türk milleti de işte ekonomik krizde, her hafta söylüyoruz, pazar artığından halk ekmek kuyruğunda, et süt kuyruğunda 250 gram ucuza kıyma için çile tüketiyor, ömür tüketiyor, çile çekiyor. Şimdi aslında yani denetlenmeyen bir rejime geçtik. Herhalde Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar ne yargı tarafından ne yürütme tarafından bu kadar denetimsiz bir ortam bulmamıştır. Bunun nedeni de 16 Nisan 2017'de verilen evet oyudur. Bu yeni rejimde yürütme erkini, yürütme erki de zaten bir kişiden oluşuyor, şahsım devletinde demokrasinin temel ilkesi kuvvetler ayrımı ve denetleme ve dengeleme olmasına rağmen işte meclisin işlevsizliğini ve düştüğü hali görüyorsunuz. Yargının işlevsizliğini ve düştüğü hali görüyorsunuz. Yani Erdoğan kabinesinin istediği gibi at koşturup ne hukuk tanıdığı ne yasa tanıdığı bir ortama geldik. Bunun bedelinin zaten şeyde, ekonomide, cüzdanda, cepte, maaşlarda ödeneceğini yıllar öncesinden ekonomistler de, siyasetçiler de, muhalifler de bar bar bağırdılar. Bugünlerin geleceği kesinlikle belliydi. Bakın bir hafta geçti son yaptığınız gibi. Gerçi perşembe bir program daha vardı ama yani bir hafta içinde ben geçen hafta demiştim ki Erdoğan ülkeyi yönetemiyor. Ya bir hafta içinde şu yaşananların bir listesini yaptım. Kontrol edilemeyen orman yangınları, otoyol zamları, köprü zamları, sürpriz bir gecede bir kişinin kararıyla alınmış köpek katliamları, meclisteki kavga, Can Atalay'ın seçilmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen hala hapiste olması, bırakılmaması, ya şu orman yangınında bari, doğal bir ulusal afette bile milletin bir birliği, bütünlüğü, bir ortak duygusu yok. Adam neler diyor? Yani kimisi kahroluyor, ormanlar yanıyor, yeşil yanıyor, hayvanlar ölüyor, ürünler yanıyor. Kimisi de diyor ki Atatürk sizi kurtarsın diyor, rakıyla söndürün diyor. Alkol sağlığa zararlıdır, hemen onu belirtelim Sayın Toker. Tabii alın işte nasıl bir baskı rejiminde yaşadığımızı siz yine kanıtladınız. Yani bütün bunlar, Rütün mesela özgürlüklere yönelik baskının nasıl arttığını, işte kadıncağızın adı neydi? Dilruba. Evet, 7 gündür tutuklu. Adam trafik kazası yapıyor, yayayı öldürüyor, oradan kaçıyor, savcının önüne bile çıkarmıyorlar. Hiçbir tutuklama nedeni olmayan içerikten dolayı, bir sokak röportajından dolayı genç bir hanımı bir haftadır tutuklu, bu yaz günü ailesinden, özgürlüğünden alıp hapse atıyorlar. Daha beteri, o Adalet Bakanı sıfatlı bakan da çıkıyor röportaj veriyor. Yani bunlar şey, özgürlük sınırsız değildi. Biz de biliyoruz özgürlük sınırsız değildir ama o zaman Kemalistlerin eşlerini cariye yapmamız bir Müslümana haktır falan lafları nasıl oluyor da özgürlüğe giriyor? Kafalarını keseriz lafı nasıl özgürlük oluyor? Benim listem var, gerektiğinde 50 kişiyi bizim aile götürür demek nasıl ifade özgürlüğü oluyor da Arap için yas tutmaya mecbur muyum gibilerden bütün hukukçuların ortak görüşü, tutuklamaya neden olmayan içerikten dolayı bir hanım hapse atılıyor. Hangi hafta yapılıyor bu biliyor musunuz? Bu bir sokak röportajında oluyor. Rütü'nün başındaki zat da diyor ki sokak röportajlarını da zaptı raptı almalıyız. Bu iktidarın, bu baskıcı despot kafanın en korktuğu şey sokak. Şimdi sokak röportajı bizim burada anlattıklarımız gibi değil. Sokakta vatandaş kendisini görüyor o sokak röportajlarında. Kendisi gibi halk, yani sokak demek halk demek.
halkın ne yaşadığını halka kendisi anlatıyor. Yani bizim burada anlattıklarımız farklı algılanabilir ama sokakta sıradan insan, ortalama bir vatandaş bunları, hayat pahalılığını, adaletsizliği, haksızlıkları dile getirdiği zaman onun etkisi daha çok oluyor tabii. Onun üzerine ne diyor adam? Sokak röportajlarına da bir kontrol getireceğiz diyor. 17 Ağustos'un yıl dönümüydü dünya. 25. yıl dönümü, çeyrek asır. Değişen bir şey var mı? Yok. Kader, fıtrat, mukadderat, Allah beterinden korusun. Türk milletinin başı sağ olsun. Bir kişiyi daha dün haberlere yansıdı. Yanlış isimle defnetmişler. O ortaya çıktı. Ya ben kafamı vuruyorum duvarlara. O kadın seçmen miydi? Şubat'ta olan depremde Ekim ayında enkazdan ceset buldular. Kimliği belli oldu mu? Ekim'de cesedi bulunan, Şubat'ta öldüğü kesinleşen kişi Mayıs ayında seçimlerde seçmen miydi, değil miydi? Üstüne gidildi mi, soran oldu mu? Benden başka buna kafayı takan kimse yok. Ha, bir kişi seçimin sonucunu değiştirmeyecek. Ama bu ortaya çıkan bir kişi. Yani ülkenin, demek istediğim, nereden tutsanız elinde kalan bir hafta. Haftaya da böyle olacak. Farklı konular ama temalar aynı olacak. Farklı örneklerle ülkenin hukuksuzluğunu anlatacağız. Adaletsizliğini anlatacağız. Onun için bunların hepsi ekonomiye bağlı Sinem Hanım. Doğru. Adalet aştır, iştir demekten dilimizde tüy bitti. Ama dinlemediler. Türkiye bugünlere böyle yavaş yavaş geldi. Rejim değişikliği bardağı taşıran son damla oldu. Buradan da çıkış nasıl olacak? Muhalefet çıtayı yükseltecek mi? Biraz dozu arttıracak mı? Onların hepsini konuşacağız tabii. Yaparsa biraz yol alabiliriz. Tamam, şimdi bugün senin, birazdan sana geleceğim sevgili Can Kakışım, ama halktv.com.tr'de yazdığın yazıda biraz önce Sayın Toker'in söylediği bir kelime, senin de yazdığını hatırladım. Halktan korkuyorlar ama evet. Hakkı da korkutuyorlar şeklinde. Evet. Bu birazdan bunun hani sosyolojik olarak da konuşacağız ama. Dahil. Tamam. Cem Toker, bir size geleyim, ardından Semih Hocam'a geçeceğim. Zannediyorum bir katkı yapmak istediniz. Buyurun. Evet, bu terminolojiyi bizi izleyen vatandaş için netleştirelim. Stagflasyon denilen şey durgunluk. Bu söylendi, altı çizildi. Yani sokağınızdaki esnafa işler nasıl diye sorduğunuzda, abi küçüldük ama batmadık, ayaktayız. Yani ucu ucuna ancak işte ayakta durabiliyoruz. İşler, mesela sizin programda örneğini vermiştim. Geçenlerde benim sokaktaki pastane dedi ki 11 kişi çalıştırıyordum. Şimdi 1 kişi çalıştırıyorum. O da hamur ustam benim. 11 kişi işten çıkardım. Bu ekonomik durgunluk, stagflasyon, aynı zamanda yüksek enflasyon. Stagflasyon denilen şey buhran, kriz, ekonomide ekonomik depresyon olarak öğretilen kavram. Orada işte benim sokaktaki pastane kepengi indiriyor. O hamur ustasını da kapının önüne koyuyor. İşten çıkarıyor ve dükkanı kapatıyor. Daha kolay anlaşılsın diye şöyle diyeyim. Mesela dev alışveriş merkezlerinde, yakında göreceğiz çoğunda, stagflasyon döneminde, durgunluk döneminde, ya dükkanlar yavaş yavaş kapanır, bir kısmı açıktır, AVM açıktır. Ondan sonra ne gelir biliyor musunuz? Dükkanların çoğu kapanır, AVM hafta sonları el işi yapanlara masa kiralar. İşte bir tanesi gözleme masanın üstünde satar yapar. Öbürü evde yaptığı inci boncuğu satar falan ama dükkanlar kapalıdır. Üçüncü, işte slumflasyonda AVM tamamen kapanır. Ondan sonra metruk bir bina haline gelir. Bize üniversitede şu şekilde öğretmişlerdi. Sen komşun işinden çıkarıldığında bil ki ekonomide stagflasyon, durgunluk vardır. Sen işten çıkarıldığında bil ki o ekonomide depresyon, yani stagflasyon vardır. Mavi Hoca'nın değinmek istediği, bizim uyarmak istediği konu da bu. Türk ekonomisinin gidişatı
kriz, buhran, depresyon dediğimiz sosyolojik. Cem Bey, siz zaten bu saat diliminin sonunda ayrılacağınız için ağırlıklı olarak bu saat diliminde biraz daha size gelmek ve görüşlerinizi almak istiyorum. Ne diyorsunuz? Dinliyorsunuz da bir yandan da. Bir yandan da kayıt dışılığı azaltmak için vergide adaleti güçlendiriyoruz diyor. Daha pembe ve olumlu bir tablo çiziyor Mehmet Şimşek ama veriler geliyorum diyen alametler pek de Mehmet Şimşek'le aynı paralelde değil. Nasıl bir sonbahar, nasıl bir kış öngörüyorsunuz bizler için, ücretliler için, emekliler için, emekçiler için? Şimdi Mithat Bey de ben de ağır bir operasyon geçirdikten sonra bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir ay sonra koşmaya başlamadık. Ekonomi de öyle istediğiniz kadar doğru tedbirleri alın. Bir kere raydan çıkardınız mı yeniden raya oturmak yıllar sürer. Öyle ben iddia ediyorum koyun arşive. 2028 seçim yapılırsa onun arifesinde de biz hala ekonomik sorunlarımızı tartışıyor olacağız. Çünkü son derece Mehmet Şimşek'in tabiriyle irrasyonel bir şekilde ekonomiyi Erdoğan raydan çıkardı. Hem dış politikada yaptıkları, batıdan gelen tehditler, Trump'ın senin ekonomini mahvederim demesi, akıllı ol demesi, Rahip Bronson olayı, S-400'ler, Avrupa ile olan ilişkiler, onlara Nazi artıkları demek, ondan sonra verildi örnekleri, hukuk devleti yargı bağımsızlığı endeksinde olan yerler. Siz yatırımcı bakmıyor mu zannediyorsunuz? Siz bir yatırımcı olsanız, bir fon yöneticisi olsanız, o ülkede rüşvet var mı, yargının durumu nedir, işim mahkemeye düşerse tarafsızca ben hakkımı arayabilecek miyim? Yaşam kalitesi nedir, sefalet endeksinde nerededir, rüşvet var mıdır bu ülkede, yoksa adamını bulan mı, işini görmektedir, bunlara bakmıyor mu zannediyorsunuz? Siz paranızı götürecek olsanız bir ülkeye bunlara bakmaz mısınız? Şimdi sadece yolsuzluk rüşvet endeksine de saplanıp kalmayalım. Bugün Avrupa'da küresel organize suç örgütlerinde Türkiye birincidir. Ben yatırımcı olsam buna bakarım. Organize suç örgütlerinde Avrupa birincisi, dünya 14.sü bir ülkeye. İstediğiniz kadar Mehmet Şimşek olun ve gidin her türlü güzellemeyi yapın ama bir kuruş gelmiyor Türkiye'ye. Gelen de Mithat Bey'in anlattığı gibi vur kaça geliyor. Vur kaç, vur kaç diye gelen para değil ki. Siz ülkeye mesela geçen hafta size mi söyledik? Ya dünya yeniden kurulsa bu coğrafyayı almamak enayilik olur. Bize öğrettiler. Üç kıta arasında işte potansiyele sahip, jeostratejik önem falan filan. Biz üç kıta arasında köprüyüz, köprüden geçen yok ya. Köprüye bakan yok. Onun için bir şeylerin doğru yapılması lazım. Ama bu iktidardan ben bunu beklemiyorum. Bakın dünyaya servis edilen haberlere bakın. Ya şu meclisteki görüntüye bakın. Kan lekelerinin merdivenden silinmesine bakın. Söyle bir ülkeye yatırım yapar mısınız? Veya işte kapanan internet siteleri, getirilen yayın yasakları, RTÜK yasakları, özgürlükler endeksindeki yerimiz, ekonomik özgürlük diye bir şey var. Dünya 107.sü olur mu bu ülke ya, bu coğrafyada? Ekonomik özgürlükler endeksi var. Heritage Vakfı yayınlıyor galiba. Son derecede bilimsel objektif kriterlerle. Dünya 115.sü mi 107.sü mi öyle bir şey, yüzün altında. Böyle ülkeye daha Mehmet Şimşek ne yapacak? Ondan sonra dış politika dedim, yarım bırakmayayım. Dünyada kaç tane ülke, en radikal Orta Doğu ülkeleri bile, biz yarın bir gün İsrail'e gireriz, Libya'ya gittiğimiz gibi, Karabağ'a gittiğimiz gibi İsrail'e de gideriz diyor. Bunu Mehmet Şimşek, ya sen parayı batıdan arıyorsun. Hep de konuşuyoruz işte Yahudi lobisi, Yahudi sermayesi, o bu. Senin kaç tane ülkeye senin
müttefiğin stratejik ortağın Amerika katsa diye yaptırım yapıyor. Amerika'nın düşmanlarına bilmem ne yaptırımı. Biz bu hale nasıl geldik? Şimdi yatırımcı buna bakmıyor mu? Bu söylemlere bakmıyor. Hamas terör örgütü değildir diyen ülkeye. Şimdi madem Yahudi lobisi güçlü lobi, biz nasıl sermaye, yani Mehmet Şimşek garibim elinde çanta boşa dolaşıyor. İstediği kadar. Garibim derken? vaktini harcıyor yani. Bir şey olacağı yok. Kariyerini haşat ediyor. Kariyerine zarar veriyor ama onu bu işi şey yaparken, kabullenirken düşünecekti. Mesela Erdoğan bana dünyaları versin. Erdoğan'ın altında çalışır mıyım? Hayır. Onu da kariyer uluslararası kariyer sahibi adamlar bunu düşünerek yapacaklar. Onun için yani ben stüdyoda söylenen her şeye katılıyorum. Çünkü aklın yolu bir. Görünen köy kılavuz istemez. Bu gidişatla Türkiye'yi, Türk milletini 2025 yılında 2024'ten daha zor günler bekliyor. Demin hoca çadır hikayesini anlattı. Yani ben de şununla cevap vereyim veya özetleyeyim durumu. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu, herkes biliyor TÜİK rakamlarının hileli olduğunu, herkes biliyor kaptan bu sene enflasyonu tek haneli yapmak hedefimizdir dediğinde doğru söylemediğini. Yatırımcı da biliyor, tüketici de biliyor, işçi de biliyor, memur da biliyor, 85 milyon da biliyor, dünya da biliyor. O gemi su alıyor, çok ciddi su alıyor. Onun için işte deminden beri slamflasyon, stagflasyon gibi kavramları konuşuyoruz. Ama 2028'e kadar da seçim yok ama iddia ediyorum, tekrar ediyorum. Bunu arşive koyun. 3 sene sonra 2027'de seçim atmosferine girildiğinde de yine ekonomiyi konuşacağız. Ya yine ekonomiyi konuşacağız ama eğer bir erken seçim olasılığı gelirse tüm bu hedefler bir kenara konularak yine seçim ekonomisine dönülür mü mesela? Öyle bir ihtimal de konuşuluyor. Tabii ki dönülür. O da olabilir Erdoğan yani. Seçim kaybeder mi? Özür dilerim. 2022'de de bu konuları konuşuyorduk. Dünya çapında yüksek enflasyonu konuşuyorduk. Evet. Adam imkan yok bu şartlarda seçim kazanamaz diyorduk. Bu kanaldan dedik Türk milletine ya doktoru değiştireceksin ya ilacı diye. Gitti 14 Mayıs'ta. Hadi Erdoğan'ı çok seviyorsun, verdin oyunu. Ama mecliste böyle bir çoğunluğu nasıl veriyorsun ya? Parlamentoda, yüce Türk milleti. O zaman bir hata yaptın. Bunun bedelini ödeyeceksin öbür seçime kadar. Erken seçim gelirse hiç şüpheniz olmasın. Erdoğan gibi bir siyasetçinin bir tane hedefi vardır. Seçim kazanmak. Bakın demin söylendi. Tabii ki. Merkez Bankası başkanlarını bütün dünya, hür dünya, aklı başında demokratik ülkeler Merkez Bankası başkanlarını bir parti genel başkanına bağlamanın felaket olacağını bildikleri için ekonomi için onu alıp bağımsız yapmaya çalışırlarken yüce Türk milleti gitti. Abi sana bağlayalım dedi Merkez Bankası başkanını. Bir parti genel başkanına bağlı Merkez Bankası başkanı olur mu ya? Abi, bu adamın tek derdi var, seçim kazanmak. Merkez Bankası başkanını ona bağlamak demek, Merkez Bankası matbaasının başına Erdoğan'ı oturtmak demek. Bu ekonomi düzelir mi öyle bir siyasetçiye teslim edersen? Para basma makinelerini. Peki şimdi Cem Toker ayrılacağı için ben bir kez daha Sayın Toker'e gidip oradan da Semih Turan'a geçeceğim. Fikret Bila'nın sözünü not aldım. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle o yumuşama süreci, bu ekonomideki kötü gidişatla konuşulmasın, farklı konular konuşulsun iç siyasette, işte o süreç konuşulsun, yumuşadıydı, yumuşamadıydı, normalleştiydi, normalleşmediydi. Bir yandan da ama gidişat da kötü. Muhalefet nasıl bir süreç yönetimi göstermeli? Sizin bu konuya bakış açınız ne olur Sayın Toker? Madem futbol terimleriyle gidiyoruz, tam saha pres. Nefes aldırmayacaksınız Erdoğan'a. Geçen hafta da söylemiştim, Erdoğan bu dönemde 31 Mart'tan itibaren
siyasi hayatının dibe vurmuş durumda. Bundan daha kötü günler geçirmedi. Hem partisini yönetmeye çalışıyor hem Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor ama ben maalesef ana muhalefette öyle bir heyecan görmüyorum. Öyle bir motivasyon görmüyorum. Yani bir an evvel çıtayı yükseltmesinde fayda var. Bir daha böyle bir Erdoğan yakalayamayabilir. Şeyden sonra söyle adını, meclis açıldıktan sonra bir şey bizi bekliyor olabilir. Yani Erdoğan'ın ve çevresini sık sık dile getirdiği anayasa değişikliği de değil, yeni anayasa. Yani ekonomi gündemi ortadan ve bunu da bir pazarlık konusu yapabilir. Bilmiyorum nasıl bir paket getirecekler, getirecekler mi, ne zaman getirecekler ama eğer söylediklerinin arkasında durup da böyle bir paket getirirlerse o zaman siyasette dengeler yeniden değişecek. Belki ekonomi yine çok arka plana düşecek. Ekonomi arka plana düşerse erken seçim gündemden çıkacak. Belki anayasada getireceği değişiklikleri bunları pazarlık konusu yaparak tavizler koparmaya çalışabilir muhalefetten. Yani Erdoğan'ın torbasında bin bir türlü oyun var. Şapkadan tavşan çıkarmayı bilen bir siyasetçi. Onun için ana muhalefet bir an evvel gündemi ele geçirmeye çalışmalı. Bu işin sürdürülebilir olmadığını vurgulamalı. Yani biraz daha planlı programlı çalışmalı. O mitinglerin falan da öyle bir toplumda heyecan, bir algı değişimi yarattığını pek zannetmiyorum. İşte fındık mitingi, Gaziantep'te de fıstık mitingi mi yapacaklarmış? Evet. Öyle bir şey okudum. Evet. Yani ne Çorum'da leblebi mitingi, Edirne'de çekirdek. Yani bu şey bir karşılığı oluyor mu toplumda onu merak ediyorum. Bunu veya miting yaptığı şey, bunu ölçmenin yolu var işte Semih Bey burada. Şimdi, miting yaptığı kentlerde oyu %0.5 oynadı mı? Oynadı mı soralım. %1 oynadı mı? Yok, böyle bir gösterge yok. Yok. Şimdi ben bunu yani CHP'li olsam sorgularım arkadaş. Yani ben muhalif bir seçmen olarak sorguluyorum. Çünkü CHP'den beklentimiz var hepimizin. Ama bunlar bir karşılık getirmiyorsa o zaman bir şeyler yanlış yapılıyor demektir. Ve böyle fırsatlar sık sık elimize geçmeyecek. Hala Erdoğan'ın artıları var. Algı yönetimi, gündemi değiştirebilme, belirleyebilme. CHP bunlara karşı bir strateji belirliyor mu? İkinci fiyasko, hep dile getiririm ve utanarak söylüyorum. Işıkları aç kapa eylemi. Yarım gün sürmedi ya. Yani yakışıyor mu CHP gibi bir partiye böyle anlık tepkiler ve sermayeyi harcama böyle bir dönemde? Onun için ellerinde yeterli kadro var. Çok bilgili diplomatlar var, siyaset bilimciler var, ekonomistler var. Bir de gölge kabineleri var. Oradan da tık çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. CHP'nin biraz tam sağa pres yapma vakti. Ama yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyorum. Bir kendi iç işi. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce her kanalda binlerce saat Altılı Masa'nın adayı kim olacak diye tartışıldı. Öyle bir tuzağa düştü ki o Altılı Masa, bir Allah kulu da bir kanalda çıkıp da Erdoğan sen tekrar aday olamıyorsun, senin adayın, Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak diye gündeme taşıyamadı onu. Son dakika işte itiraz etmeyeceğiz, mağdur olmasın muhabbetine geçildi. Yine aynı tuzağa düşüyorlar, dikkat ediyor musunuz? Yavaş yavaş gündeme, bunu bence iktidar yapıyor. Bu üç kişiden hangisi seçilebilir aday? Hangisi aday olacak? İstanbul Belediye Başkanı kim olur? İmamoğlu'na yasak rivayetleri var. Siyasi yasak gelebilir. Bakın sonbaharda gündem nasıl değişebilir? Anayasayla, Ekrem İmamoğlu'na yasakla. Belki de ekonomi o zaman şeylere düşecek. Alt sıralara düşecek. Ama işte bunu iyi yapan bir iktidardan söz ediyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan
köprü otoyol zamlarının geldiği gece burada yayındaydı. Kürşat Oğuz, işte Erdal vardı editör galiba, ya da Onur sen varsan hatırlat. Ertesi gün meclisteki kavga çıktı ve o zamlar bir anda gece geldi ya. Ve sabah konuşulmadı bile, çünkü evet. Can Atalay meselesinden mecliste kıyamet koptu. Bu dediğiniz de çok olabilir. O zaman işte iktidarın ekonomi konuşulmasın hamlelerine muhalefet onu konuşulur hale nasıl getirir? Burada bir şey... Evet. Can çok güzel söyledi. Bakın şu anda bir Allah kulu şeyden, iktidar partisinden bir milletvekili halkın arasına karışabiliyor mu? Esnaf gezisine çıkabiliyor mu? Bir çarşı pazara gidebiliyor mu? Halkla muhabbet edebiliyor mu? Hayır. İşte bütün bunlar CHP'nin elindeki avantajlar. Yani bu tür eylemler çok müsait. Esnaf burnundan soluyor. İflaslar başlayacak. Sanayi siteleri, ihracatçı, iş adamları. Bütün bu rüzgara, rüzgar esiyor da CHP yelken açamıyor. Yelken var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama yelkeni yapacak insanlar var gibi görünüyor. Ama CHP bundan faydalanamıyor. Şimdi nasıl yapacağını, otursunlar partide. 100 yıllık parti, Cumhuriyeti kuran parti. Ben mi akıl vereceğim onlara nasıl yapacaklarını? Ama benim gördüğüm kadarıyla rüzgar var, yelken yok. Onu bir an evvel yoluna koymaları gerekiyor. Size kötü bir haberim var Cem Bey. Buyurun. Beşiktaş gol yedi. Evet, gol yedik. Karşımda duruyor. Evet, bir gol bir oldu. Anlatırken maç izliyormuş, buyur. Evet, bakın görüyor musunuz? Siz yayındayken maçı izliyorsunuz. Ben de dedim ki Cem Bey bu saat diliminin sonunda ayrılacak. Çünkü maç evet. Var, Beşiktaş'ın maçı. Belki de tam sağ presi Beşiktaş'ın için söylüyordu. Mesaj evet, veriyordu Beşiktaş'a. 30. saniyede gol yemiş Beşiktaş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkılarınızdan dolayı. Güzel günlerde. Hayatta öncelikleri doğru belirlemek lazım. Beşiktaş maçı. Herkesin önceliği kendine tabii ki. Tamam. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.